Amerika'dan selamlar. Bugün size yeni aldığım laptop MSI GE66 Raider kutu açılımını yapacağım. Birazdan laptopun özelliklerine değineceğim. Bildiğiniz gibi bu hafta Black Friday haftası ve Best Buy'da bu laptop 2200 dolardan 1700 dolara düşmüştü. Aşağı yukarı 150 dolar da vergi geldi. Toplamda bu ürünün bana maliyeti 1850 dolar oldu. Bu laptopun Türkiye'deki fiyatını da merak edip baktım. Vatan Komputer'da aynı bilgisayarın Türk versiyonunu gördüm. 27 bin liraya satılıyordu. Şimdi yavaştan gelelim kutu açılımına. Hatta size böyle kutuyu da göstereyim. Evet, artık yavaştan kutumuzu açabiliriz. Şuradan. Baştan bilgisayarımızı çıkartalım. Thank you.
Gelelim özelliklerine. Fiyatına göre gayet iyi bir laptop. Şöyle açayım öncelikle. Laptopumuz 10. nesil i7 2.6 GHz Windows 10 Home 15.6 inç tam HD LED ekran, 32 GB DDR4 RAM, 64 GB'a kadar destekleniyor. 1 TB SSD. Gelelim ekran kartına. Ekran kartı GeForce RTX 2070 Super. Subwooferlı Dyno Audio Premium ses hoparlörüne sahip aynı zamanda. PC'nin ağırlığı 2.4 kg. İnceliği ise 2.3 santim. Gördüğünüz gibi 2.3 santim. Bayağı ince ve hafif. Batarya olarak da 450 lityum iyon pile sahip. Wi-Fi özelliği ise Wi-Fi 6 802.11ax dahili mikrofonlu HD web kamerası. Diğer bir özelliği ise tabi klasik bütün oyun bilgisayarlarında olan loş ve karanlık yerlerde kolay yazmak için arkadan aydınlatmalı klavye. Birazdan bilgisayarı açacağım. Işıklarını gösteririm. Bu laptop CD-ROM içermiyor. Zaten artık CD-ROM'a gerek yok. Yani uzun zamandır kullanmıyorum zaten. Gelelim portlarına. Burada iki tane Type-A USB 3.2. Burada SD card reader. Burası da fan zaten. Burada gördüğünüz mini display 1.4. Burası Type-C USB 3.2. Bu Ethernet kablomuzu taktığımız yer. Yani RJ45 HDMI 2.0. NAC'in güç kablosunun takıldığı yer. Bir de bu tarafı kaldı. Burada gene Type-A USB 3.2. Burası Type-C USB 3.2. Burası da zaten kulaklık girişi, gördüğünüz biliyorsunuz zaten. Şimdi yavaştan açalım. Daha önce söylediğim gibi bu bilgisayarın Türkiye'deki fiyatı 27 bin lira. Aşağıda açıklamalara linkleri paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bir iki ufak deneme yapalım. Şimdi öncelikle internet hızımı göstereyim size. Verizon kullanıyorum ben. Bakalım YouTube'dan 8K video açalım.
Ses kalitesi gayet iyi. Tabii bizim alanımız oyun. Bir iki tane de oyun videosu açayım. Yalnız renkleri gayet iyi.
Laptopumuz böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.